Evet, merhabalar. Zor bir görevi üstlendik. Felsefe konuşacağız. Vallahi ben işlenmedim. Sen işlen. Evet, önerileriniz için teşekkür ediyoruz. Ama böyle zor şeyler yapmayın, gözünüzü seveyim. İbni Tufeil konuşacağız. Haybin Yekzan. Evet, kitap niye yok? Kitap niye yok? Buradan sesleniyorum. Kitabı alan arkadaş, çabuk getir. Bak, gösteremedik kitabı. Gösteremedik, bak gördün mü? Ya gösteririm ama şey olur, dijital olarak o da bir işe yaramaz yani çok. Bilgisayarın üzerinden PDF falan hani. Bugün böyle bir baktım tekrar da hakikaten zor bir iş. Haybin Yekzan'ı anlatmak kolay değil. İbn-i Tufeil'den bahsedelim. Bir sürü Haybin Yekzan var bir kere yani, tamam mı? İbn-i Sina'nın var. Ondan önce şey var. Anlatılan bazı şeyler var. İşte Salaman ve Absal hikayesi var. İbn-i Tufeil hepsini karıştırmış, bir hikaye haline getirmiş ve meşriki felsefeyi ifade etmek için en kullanışlı hikaye olarak bunu görmüş. İbn-i Sina yaptığı şey ise Salaman ve Absal'i başka bir yerde anlatıyor. Hayvin Yekzan'ı başka bir yerde anlatıyor. Bizim ise kitap normalde ikisini birden almış. Biraz Ama biz böyle İbn-i Tufeil karışım üzerinden. sunmuş. Tabii biz İbn-i Tufeil üzerinden gideceğiz. Aslında şey yapmış, meşriki felsefeyi uygun bir şekilde anlatabileceğim şey bu. Zaten kitabı kendi ismi, kendi koyduğu ismi Esrarul Hikmetül Meşrikiye. Yani nedir? Meşriki hikmetin esrarı, sırları gibi. Ve onu da söylüyor. Herkese anlatılmaz bu işler diyor. Yani öyle anlamaz kimse kolay kolay. Zaten hikaye de bunu anlatıyor. Sonu bu tamamıyla buna ayrılmış. Kim bu İbn-i Tufeil? Onu soracaksın değil mi? Tam nefes aldım Evet, aynen onu böyle. soracaktım ama. Evet. İbn-i Tufeil kim? Şey diyor işte 1105 yılında Granada'ya yakın bir yerde doğuyor. Bugünkü Granada. İspanya 50 sınırları kilometre yakınında. içerisinde. İspanya, evet. Endülüs bu Evet, çocuğu. Müslümanlar da İspanya'ya Endülüs diyorlar zaten. Evet, Endülüslü üç önemli filozofumuzdan biri. İbn-i Rüşd, İbn-i Tufeil ve İbn-i Bacca. Tam ikisinin arasında. İbn-i Bacca'nın öğrencisi sayılır, İbn-i Rüşd'ün de hocası sayılır. O şekilde bir ara dönemi ifade Velut ediyor. bir dönem. Çok çok maşallah var o dönemin. Yani Avrupalılar o döneme orta çağ falan diyorlar ama bizde altın Karanlık çağ yani karanlık. çağ Çok diyoruz. aydın bir çağımız o çağ. Evet. Aynen öyle. Neyse çok mesela şey bilirsin Avicenna vardır, Averroes vardır. Bu da var. Bu Bekir künyesinden dolayı Avrupa'da bilindiği ismi Albul O kadar dilleri dönmüş demektir. Ne yapsınlar? O kadar. Ne yapacak? Cerrah ve tabip asıl mesleği ama işte fıkıh var, astronomi var, şairlik var. Yani var oğlu var. O dönemin alim tipolojisi işte. Her şey var. Tek alanda değil. Ya çünkü yani bunlar biliyorlar ki her alanda bir vahdet vardır. Neden ilimleri kitap da bunu anlatıyor bir nevi. Ya kitap her şeyi anlatıyor neredeyse yani. Evet. Cerrah ve tabip orada meşhur oluyor. Meşhur olduktan sonra işte valinin dikkatini çekiyor. Valinin dikkatini çekince işte şey var. Muvahhid Halifesi Ebu Yakup bunu sarayına alıyor, başhekim oluyor. Bir de bir meraklı ki felsefeye şey, Ebu Halife. Yakup. Oturup bunda saatlerce sohbetler, vay şuydu, vay gökyüzü alemi, ay altı alemi senin, ay üstü alemi benim. Allah'ım çıkıyorlar büyüyor, ah yolculuklara. Yani tam da böyle Hay bin Yekzan'ın çıktığı yolculuklara. Sarayda çıkmışlar. Kays kabilesinden ikisi de, aynı kabileden. Asabiyet de var. Asabiyet de var. Oh, himayeye girmiş. Aslında hiç sevmem böyle tipleri. Sarayda sarayda böyle padişahın himayesine girmiş. Ama burada bunu şey yapabiliriz, hoş görebiliriz. Normal. Çünkü adam kalite. Adam dediğin halife. Halife yani. Çünkü Gidip de felsefeye. Yezid'in şeyine girmemiş yani. Evet. Felsefeye meraklı, araştıran bir ruhu var yani. Araştırmacı Bilgiyi seviyor. bir bilgiyi seviyor. Dediğim gibi şair bir yeri ki fethihnamesi yazılacak, fethedilmiş işte. O diyor ki ya Kafsa şehri, evet. Bir şiir yaz bize, o da yazıyor fethihnameye Bu da falan. olsun. Bu da olsun, neden Yes. olmasın. Oradan da koy, suyundan da koy. Edebiyat ve ilk ada anlatısının
Belki de dünyadaki ilk romanın öncüsü İbn-i Tufeyl'in Haybin Yekzanı. Evet, astronomi üzerinde çalışmış. Batlamyus'a eleştirilerin babası sayılıyor Endülüs'te. İşte o duran, durağan gezegen ve merkezde dünyanın olduğu sisteme demiş ki yok durağan değil bu işte. Hep beraber dönüyoruz falan gibilerinden. Hı hı. Çünkü o Aristo'dan yola çıkıyor yine. Her şey Aristo'ya dayanıyor bir nevi. Tamam. İslam felsefesi zaten. Değil mi? Başlangıçta Farabi'yi ele alırsan El-Kindi'yi alırsın mesela. El-Kindi biraz daha kelama yakındır. Çok felsefi değildir ama Farabi'yi aldığın zaman ne yapıyor? Muallimi evvelden muallimi saniye bir geçiş. En nihayetinde oradan alıyor ve diyor ki ya bak daha önceden meşriki felsefeden bahsedilmiş. Bu kitabı da ben bunu sevgili dostum diyor. Benim İştenlikli arkadaşım. Herkese anlatılmaz bu. Madem istedin, talep ettin. Artık şu konuyla alakalı ayarını, mani efradını, cami bir eser vermenin vakti geldi. Hadi bakalım. Daha önce Farabi bahsetti. İşte Gazali bahsetti. İbn Sina bahsetti. İbn Bacce'den de aldım birkaç ders ben ama oy oy ben bunları bir toparlayayım diyerek ve öykü şey formunda felsefi bir roman yazıyor. Çok yoğunluklu bir roman. Kim bu şey? Asıl derdi ne peki romanı yazmakta? Üç tane temel soruna cevap arıyor aslında. Nedir bu üç temel sorun? Ya insan kendi başına hakkı bulabilir mi? Evet. Bu bir. Bu zaten temel değil mi? Yani onu her okuyan çizgi filmini bile izle ya. Senin gibiler. Estağfurullah. Ben kitabı okumadım. Niye itiraf ediyorsun? Ya felsefe derslerinden işte genel hatlarıyla bir bilgim var. Çizgi filmini izledim. Yani evet. Niye canım her şeyi okumak gibi bir durum olamaz yani. Evet devam edelim. Evet. İkinci şey ise gözlem, deney, bilgi yoluyla elde edilen bilgilerin, daha doğrusu bilimsel bilginin, felsefi bilginin, düşünceden yola çıkan bilginin, vahiy yoluyla elde edilen bilgiden ayrılmayacağı, bunların birbiriyle tenakuz etmeyeceği, aslında örtüşeceğini kanıtlamaya çalışıyor. Sonuçta bunu vermeye. Tabii tabii. Bak meşriki felsefeyi de bu arada öğretmiş. Yani özü itibariyle anlamış da oluyoruz burada. Son olarak da işte mutlak bilgiye herkes ulaşamaz kardeşim yani. Avamın bilgisi şeydir. Salaman şeyi burada zaten budur. Toplumsal bilgiyi aşamamak. O keşif ve müşahedeye varamamak. Evet, kitaptaki karakterlerden. Tabii Salaman onu anlatacağım o yüzden yani temel meselesini şöyle bir vurgulayayım dedim öncelikle. Şimdi İbn Sina'nın anlattığı Haybin Yekzan çok farklı. Bir filozofun yaptığı yolculukları anlatıyor ve tamamıyla orada Haybin Yekzan karakteri aslında insan değil. Her şey sembolik orada. Burada gerçekten kanlı canlı bir insan var yani. Yani belki vaktimiz kalırsa ondan bahsederiz ama bizim asıl meselemiz İbn-i Tufeyl. Orada meşai bir gelenek. Yani nedir? Yürüyen demek ya Aristo meşai. Derslerini tabi. Aristo derslerini yürüyerek anlattığı için Aristo geleneğine meşai geleneği denmiş ama mesela öbür tarafta işte Şihabettin Es-Süreverdi ile tam böyle teşekkül edecek ve sistematize hale getirilecek işraki felsefenin de temelleri bir nevi daha önceden atılıyor ve İbn-i Tufeyl ile baya bir yoğunlaşıyor. Şihabettin Suhreverdi de bir Hay İbn Yekzan hikayesi anlatıyor. İbn Sina'nın bitirdiği yerden. İbn Tufeyl'in tasavvuf tabii ya İbn Tufeyl de tasavvufa bağlayacak sonuçta. Şimdi ama. Çünkü meşriki felsefe dediği şey ya dedim zaten ya tasavvuf. Oturtması için ya şu var. Hakikat dediğimiz şey öyle duyularla, beş duyuyla yani fiziksel İnsanın bedeni, o çürüyen, biten ve ölen giden bedeniyle anlaşılacak bir şey değil. Doğası gereği keşife, müşahedeye ihtiyaç. Yani aslında sezgisel bilginin önemi.
İşte burada şöyle aslında sezgisel bilgi. Biz şimdi bu sezgisel bilgiyi düşünürken mesela Allah'ın varlığına ilişkin bilgilerde 2 artı 2 eşittir 4 kesinliği istiyor insanoğlu. Yani burada işte burada sıkıntı başlıyor. Aslında burada anlatmak istediği bunun sezgisel aşamasını işte Hay Binyeksan ne aşamalardan geçmiş, neleri keşfetmiş burada onu vermeye çalışıyor. Hay bin Yekzan'ın 2 artı 2 eşittir 4 şeklinde bir bilgiyle den yola çıkarak aslında şeye o bir üste yani sezgiye varabildiğini görüyoruz. Ama işte Aslında sezginin olduğu yerde işte o deney kesinlik gözlem yok. tabi ama o kesinlikten yola çıkıyor. Aşmış, o kesinliği aşmış ama Tabi o tabi. kesinliği işte 21'e kadar aşmış onu. Neyse anlatalım. hı. Gerçeği arayan bir insan var burada. Hay bin Yekzan. Kimdir bu Hay bin Yekzan? Adada bir şekilde doğmuş. İki tür diyor şey var diyor filozoflar. Birincisi diyor Adem'in yaratılışı gibi çamurun mayalanmasından vesaire. Bunu uzun uzun anlatıyor. Ekvatoral bir ada işte bu Hayın mümkündür falan oluşumu filan. Tabii hayın oluşumu. mu? Çamurdan çıkmış bir işte böyle mayalanmasıyla doğmuş bir çocuk olabilir diyor. Ha diyor ille de bunu kabul etmiyorsanız diyor. İkinci görüşü de söyleyivereyim size. İşte hemen yakınındaki ada daha sonra işte Apsal gelecek oradan. Medeniyetin olduğu adada bir şey vardı. Kral vardı, zalimdi. Bunun kız kardeşini Yakzan diye birisi istiyordu. Yakzan'la bu kaçtı. Oğulları hay oldu ama zulüm mulüm derken bunu Hazreti Musa meselesi gibi bir kayaya Kayın. koyması, Bir bir sepete. sepete. Burada sandık var, çivili mivili böyle. Neyse Bir getirip böyle şekilde evet. karaya basıyor. Karaya vuruyor. Hatta böyle gel gitli bir zamanda tepeye bir yere bırakıyor ki böylece boğulmuyor çocuk. Dalgalarda bayağı yıpratmış. Vurduğu gibi çıkıyor. Çiviyi yani. Çocuk çıkabiliyor. Ağlıyor. Karnı acıkıyor ya. Orada yavrusunu kaybetmiş bir ceylan. Tamam, ceylan geliyor bunu emziriyor. Ve annelik yapıyor yani. Büyüyesiye kadar. Ne zaman diyor canı istese ağlardı diyor. Annesi koşar gelirdi diyor. Yavaş yavaş hayata bakmaya başlıyor. İlk iyi değil. Ve şeyi çok iyi anlatmış. Mesela bizde 7 rakamı şeydir. Tabakaları ifade etmek için kullanılan bir rakamdır. Aynı zamanda kesretten kinayedir. Burada da öyle. Her 7 yılda bir gelişimi var. Hay bin Yekzan'ın. İlk 7 yıl zaten kendi varlığını sürdürme çabası. Ana ceylanla. Sonraki 14 yaşına kadar biraz böyle ahlaki açıdan bir olgunluk. Sorgulamaların Bu başladığı bir sorgulamaların dönem. başladığı bir dönem. Mesela örtünme duygusu, utanma duygusunun gelişmesi vesaire. Sonuçta hayvanlarla ve bitkilerle yaşıyor. Tamamıyla sosyolojik ortamdan uzak. Dil bilmiyor, sadece düşünebiliyor ama yani o da ilginç bir şey değil mi? Sonraki 7 yıl bambaşka bir evre. Ne oluyor? En nihayetinde işte annesi bellediği Ceylan'ın ölümü, onun işte nereden ne gitti bundan sorgulaması. Bak yani fiziksel olanın üzerinden manevi olanı araması ruh arayışıyla başlıyor zaten. Orada onu temsil ettiği şey zaten ruh. Çünkü hareketsinin gittiğini anladığında Tabii. bir Buna ne şey, oldu? ikinci bir ihtimali düşünüyor bu sefer. Buna ne oldu? Yani mesela ben diyor hayvanlarla da savaşırken ilk koruduğum şey göğsüm oluyor diyor. Bunun göğsünde çarpan bir şey vardı. Hani yatıyordu, onu duyuyordu, artık duymuyor. Ne var burada? Yarıyor onu, bakıyor ve anatomi yani tamam Neyi mı? yarıyor? Ceylan'ın Ceylan kimi? annesini yani bakıyor ne gitmiş, kalbini bulmaya çalışıyor, ciğerini buluyor ilk önce yok bu değil diyor. Anlıyor yani böyle akıl yürütmeyle falan. Tefekkürden aslında keşife giden bir şey var. Tekamül süreci var. En nihayetinde kalbini buluyor. Kapakçıklarına bakıyor. Birisi boş, birisi kan pıhtısı dolu. Diyor ki buradaki boşluktan ne vardı da gitti. Vesaire. Şimdi bir ruh arayışı içerisinde ama fiziksel alemin içerisinde hala. Ya bu şekilde duygular, işte duyular, gözlem, deney, işte fıtrat kavramı burada acayip önde. Bunu bahsetmek lazım. Yani şimdi sosyolojik ortamdan tamamıyla uzak. Ya dedim ya burada amaç şeyi ortaya koymak. İnsan kendi düşünüşüyle, kendi fıtratındaki o kodlamalarıyla hakka ulaşabilir. O manevi bilgiye
ulaşabilir tezi işlerine. Çevreden hiç etkilenmemiş tabii. haliyle yaratıcı, bir yaratıcı olduğu fikrine ulaşabilir. Hay'ın burada zaten temsil ettiği şey bu. Tabula rasa yok yani. Evet. Var bir şeyler, yüklü olarak geliyor. O fıtratla yola çıkıyor. Ya ne yapıyor en sonunda? Teorik ve mistik bilgiyi birleştirme durumu. 21 yaşına kadar birçok şeyi halletmiş kendi içinde fiziksel olarak. Evini kurmuş, işte kendisine barınma ihtiyacını, giyinme ihtiyacı, yiyecek. İşte orada adada atlar varmış, onları evcilleştirmiş, avını rahat yakalar hale getirmiş. Şey bakıyor, onların bir sürü işte kendini koruyacak şey, bende hiçbir şey yok. Ne var bende o zaman? Akıl var falan. Hani bu tür sorgulamaları. Ve şeyi de görüyor, meratübül vücudu görüyor orada. Yani varlık mertebelerindeki o hiyerarşiyi görüyor. Ya işte bu ne? Cansız. Çünkü büyümüyor hiç. Taş. Ve bu altta. Bu ne? Bitki. Hiç hareket edemiyor ama şey. Bu bir üstünde. Büyüyebiliyor çünkü. Bir piramit oluşturuyor. Tabii piramidi. Tabii. Meratibül vücut denir ya işte. Evet. Aslında ya işte o meşriki felsefeyi ve hikmetin ortaya koyma çabası. En nihayetinde işte hayvan hareket edebiliyor. Bize yakın insan akledebiliyor falan. Bu şekilde bir şey. İşte İbn Sina'nın anlattığı Haybin Yekzan'dan burada etkilenmiş. Çünkü oradaki filozof da doğu batı arasındaki yolculukları, doğuda insanın memleketi, batıda da işte o meratübül vücuttaki en alttaki seviye unsurların olduğu. Bu şekilde böyle şey. Bu coğrafi doğu batı değil İbn Sina. Dedim ya, İbn Sina çok alegorik, çok sembolik. O başka ruh bir şey. Ruh ve beden gibi bir şey mi oradaki? Ya aslında şey değil, ruh ve beden değil. Batı biraz daha böyle şey, maddenin, doğu ise işte şey, mesela orada Haybin Yekzan Cebrail'i sembolize eder. Faal aklı sembolize eder. Burada insandır yani. Çok farklıdır yani. Aynılığı hiç yoktur. Hay evrenin nihayetinde diyor ki bu nedir? Bir tek şahıs gibi görmeye başlıyor. Evren denilen şey. Çünkü her şeyde bir birlik görüyor. Varlıkta bir birlik görmeye başlıyor. Tek bir şahıs gibi organik bir bütünlük görüyor. Onu o şekilde kavradığında diyor ki ya bu organik bir birlik varsa bunda hür bir varlığın bunları yapıp etmesi lazım, yaratması lazım. Buraya varıyor en nihayetinde. 21'inde buna varabiliyor. Bak ilginç. Tamam, 21'inden sonra 28'ine kadar da bunun üzerindeki araştırmalarına başlıyor. Hay biliyorsun ya, 50'sine geldiğinde ancak Apsal Adaya gelecek yani. O yüzden öyle kolay kolay da ulaşamıyor, öyle kolay değil hani. Ama o hiyerarşiyi çok iyi oturtmuş kitapta da. 7 yıllık dönemleri. Sonra diyor ki ya bu alem hadis mi? Bak şimdi bu filozofça sorgulamalar bunlar. Sen daha okuma yazma bilmiyorsun. Hay ne, nereden öğrenmiş? Yani hay Allah senin müstahakını versin. Alem hadis mi değil mi şimdi? Yaratılmış mı yaratılmamış mı? Yaratılmış mı yaratılmamış mı? Ya bir giriyor İbn-i Tüfeil bu meselelere. Haybin Yekzan'ın düşünüşü üzerinden. O dönemde de alemin, evrenin yaratılmamış olduğu, yani bir başlangıcının olmadığı ileri sürülüyor. Öyle bir bilgi. İbn-i Tüfeil de çok kafa patlatmış bunun üzerinde. En nihayetinde demiş ki ya, zaman olarak zaten yok. Zaman olarak hadis değil. Zaman olarak hadis olmayınca. Şey pardon, nasıl söyleyelim? Zat bakımından. Evet, zaman bakımından değil, zat bakımından hadistir alem. Hadi bakalım ne dedim ben yani şimdi? Zaman bakımından hadis değil. Yani zaman yaratı... Zaman bakımından hadis değil, zat bakımından hadistir alem. Allah'ın zatı önce gelir. Allah'a zaman zaten isnat edemeyiz. Evet, edemeyiz. Zaman ve mekan ötesi bir şey olduğu için, münezzeh olduğu için öyle bir şekilde şey yapıyor. Ya böyle işte şey de var işin içinde bak. Şimdi bu sorgulamalar, bu devamlı böyle hakikati arayış. Mesela en sonunda kendisini şey, mağaraya kapatıyor. Orada bir çok ciddi bir riyazatı var. Hayın, tamam ulan zaten adadasın. Zaten riyazatın dibine düşmüşsün. Yok.
alemlere bakıyor, ay altı, ay üstü alem. Ya her şey anlatılıyor orada, belki tamam mı? Platon'un mağarasını da bir gönderme var mıdır? Bilmiyorum, vardır. Neoplatonculuk o dönemde de acayip böyle meşhurdu yani. Ama emin değilim yani. İslam felsefesi uzmanı olmadığım için ben sadece kitabı okuyan siyaset bilimci bir adam olarak konuşabiliyorum. Şimdi burada önemli olan ne biliyor musun? Tecelli. Tecelli nedir yani? Allah'ın tecelli etmesi. Burada bir nevi aslında Farabi'de de görmüştük bunu. El-Medinetül Fazıl aslında bir sudur teorisinden bahsediyor. On akıl teorisi diye bilinir ya. Evet. Hani o onu yansır, o ona yansır. En nihayetinde aşağıya doğru o varlık ay altı alemine gider. Ay üstü alemi bozulmazdır. Ay altı alemi ise kevn ve fesadın oluş ve bozuluşun olduğu yerdir. O yüzden varlık burada bozulur. Şöyle bozulur yani, görünüş kırılır. O birliği artık göremeyiz, çokluk şeklinde o karşımıza çıkar falan diyordu ya. İbn-i Tüfeil'de de buna benzer şeyler var ama o biraz daha böyle işi ayna metaforu üzerinden anlatıyor. Yani ne demek ayna metaforu üzerinden? Yansıma. Yani feyziyat diyor aslında kitapta buna. Ben yansıma olarak çeviriyorum. Aynadan aynaya. Asıl olan bir ışığı veren bir tek Işık. Yaratıcı var. Işığın kaynağı var. İşte bu kaynak aslında her şeyin kaynağı. Ama bu tecelliler ne oluyor? Oraya yansıyor. Yansıtan buraya yansıtıyor. İşte o on akıl teorisi en nihayetinde ay altı alemine kadar indiriyor. Ya bizim görebildiğimiz bu alem hep onun tecellisi. Yansımanın yansımalarından biz ona varmak durumundayız. Hayın da yaptığı bu oluyor. Bir nevi. Ve ne yapı bu tecelliyatı anlamak için insan yansımalara bakmak zorunda. Buradan yola çıkmak zorunda ama orada bir dakika kalbini parlatmadıkça ve ayna haline getirmedikçe de oraya varamazsın. Mesele sen bu. Sen de yansıtamazsın. İşte, yani. İşte şeyden ayırdığı nokta, meşai gelenekten, işraki geleneği ayrılan nokta burada. O yüzden de bu kalbin tamamıyla günahlardan temizlenmesi lazım. Bir güzel pasının alınması lazım, tertemiz olması lazım ki, böyle parlaması lazım ki yansısın. Oraya gidebilelim yani. Şeydeki, Farabi'deki kuvve-i muhayyile burada ne hale gelmiş oluyor? Tasavvufi bir havaya büründürülüp tertemiz kalp haline gelmiş oluyor. Çünkü o tecelliye ancak bu şekilde varabiliyorsun. İşte hay kendi varlığından hareketle canımın içi yola çıkıyor. İşte bütün kainatı bilme, algılama, düzene bakma, onun işleyişinden yola çıkma. Tefekkür. Ama en nihayetinde 21'inden sonra kendisini riyazata aktarması o kalbinin şeylerini... İlk önce dış dünyayı tanıyor. Tabii. Sonra kendi içine dönüyor. Tabii mesela dış dünyaya karşı olan tutumu da değişiyor o dönemde. Diyor ki ya ırmağın bile bana ihtiyacı var diyor. Üzerine belki ya bir derenin bir taş düştü, onu kaldırmalıyım diyor, tamam mı? Böyle çok da tabiatçı bir tarafı var böyle. Ne yapsın? Abi bir taraftan öbür taraftan şeye bakıyorsun, Robinson Crusoe'ya bakıyorsun, Cuma ile kurduğu ilişkiye bakıyorsun, düştüğü adaya yaptığı tahribata bakıyorsun, bir taraftan Haybin Yekzan'a bakıyorsun. İşte iki tane tefekkür diyorsun. İki tane tasavvur, batı, doğu diyorsun. Hakikaten bunu anlıyorsun yani. Çok da şey etkilemiş de. Peki İbn-i Tüfel, İbn-i Sina'yı falan eleştiriyor mu? Hayır, eleştirmiyor. Diyor ki buraya kadar getirdiler, Allah razı olsun hepsinden, işte Gazali'den. Ve şunu söylüyor, tamam mı? Gazali diyor bir yerde böyle demiş, bir yerde böyle demiş. Bunu anlatmak istemiş ama anlatamamış. Halka çıktığında değişmiş. İşte daha bir böyle... Çünkü Gazali halk için ayrı yazıyordu. Aynen. Farabi... Alem tabakası için ayrı aynen öyle kullanıyordu. Aynen, o onu eleştiriyor. Farabi de bu noktada eleştiriyor. İşte bir kendisiyle çeliştiğinden falan bahsediyor. Artık ben diyor söyleyeceğim, anlayan anlar, anlamayan çok da insan olacaktır zaten ya diyor. Mesela diyor ki bu ilmi şeyden nasibini almamış insanlar, bu ilimden diyor nasibini almamış insanlar o mertebeye geldiklerinde, o müşahede, keşif, huzur işte noktasına geldiklerinde o sekr sarhoşluk döneminde sapıtmaya başlarlar diyor. Bunun sebebi diyor işte...
ilmi ve onun felsefesi olmayan sufilerin hallerinin bu felsefeyi içselleştirip anlayamamadıkları için diyor. Çok doğru. Çünkü dini öğrenmeden direkt tasavvufa yönelince dediğin gibi zaten o dönemde de Ama bu herhalde insanlar dini öğrenmemiş değil. Yanlış olur o ifade. nasıl diyelim? Kendilerini bu noktada uzmanlaştırmamışlar. İşte ya yani, evet Yani anlatmak istediğim oydu. bu ilim ve felsefe, tasavvufun felsefesini yapıyor adam burada. Yani tasavvufun kendisi başka bir şey, felsefesi. Ve felsefesinden uzak kaldığınız zaman ve kendini burada dengeleme, ilmi uzmanlıkla dengelemeyince işte enel hak demeye başlıyorsun Evet, diyor ben Mansur gibi hakkım diyor. Evet, demeye cübbemin başladım. altında haktan başka bir şey yok demeye başlıyorsun. Şatahat mı diyorlar işte bilmiyorum. Bir nevi sapıkça laflar ederler diyor. Mesela Gazali de aynı mertebelere ulaşmış da bunun dengeleyecek bir ilmi uzmanlığı olduğu için ya anlatamayacağım şeyler, haller var bende deyip geçiştirmiş diyor. Evet. Aynı şekilde de mesela Hayb-i Yekzan'ın o hallere geldiğinde, o riyazattaki o müşahede de hakikaten o hallere büründüğünde İbn-i Tüfel de kesiyor orada, tamam mı? Diyor ki ya bunu burasını anlatamam. Herkes anlamaz diyor. Burasını anlatmayacağım size diyor. Bırakın bunu diyor. Bilen bilsin diyor. Bak ne güzel ayırıyor Tecrübe yani. eden etsin Tabii diyelim. tabii bu diyor bitti diyor burası. Burada diyor değişti. Peki Tam o noktada mağarada nasıl bir süreçten geçiyor? sadece tefekkür. Kendi iç dünyasına Kendi işini. çekiliyor. Tabii Artık tabii. çevreyi okumayı bırakıyor. Tabii. Biraz kendi içini okumayı veya duygularını keşfetmeyi Bak mi şimdi çalışıyor? hayatım şöyle canlıların görünmeyen birliği diye başlıyor. Tam o süreç Hı. başlıklardan bahsediyorum sana. Nesnelerin cisimsel doğasından bahsediyor. Bak ne kadar felsefi bir roman. Hayyin hayatı anlama çabası. Sonra nesnelere biçim veren aşkın güçle devam ediyor. Oraya varış artık, tamam mı? Artık bunu 28'inde mutlak varlık diye bir şey keşfediyor yani 28'inde. Ondan sonra sıfırdan sonsuza diye bir bölüm açıyor. Uzayın sınırları diye bir bölüm açıyor. Tamam mı ya? O uzayın sınırları. O düşüyor. Hocam Sınırsızın bir sınırını. böyle bir yani oraları ben anlatamıyorum işte yani okuyorsun anlıyorsun az çok ama Hı. tavsiye edebilirsin ancak. Evet. İşte ondan sonra oradan yaratıcının zorunluluğuna geliyor. Hı. Zorunlu. Mutlak varlık teorisi işte. Evet. Mukayyet, mümkün varlık. Ben mutlak varlık o düşüncesine Olmazsa olmaz. varması. Tabii. 35'inde mesela en sonunda insan mutluluğu nasıl bulur gibilerinden bu sorgulamalara gidiyor. İşte riyazata oradan sonra giriyor. İnsanın mutluluğu biliyorsun daha önceden de ele aldığımız bir meseleydi. Evet. Evet. Çok felsefi bir meseledir bu insanın mutluluğu Üzüntüden meselesi. kurtulmaya Aynen odaklı. öyle. Aşamaların sonuncusu da işte insanın boyutları tek varlıkın işte kelamını dilsiz olarak da anlayabilme meselesi burada. İşte sakın bu durumu kimseye anlatmaya çalışmayın dediği nokta Hı orasıydı. hı. Ve bu noktada zaten şey gelecek adaya. Apsal gelecek. Artık bizim hayyımız kendisini hem içsel hem Tabii de tabii. sezgi anlamında O geliştirmiş. geliştirdi. Artık üçüncü aşamaya geçtik. Dedim ya bir üç tane aşama vardı. Hı. Birincisi işte neydi? Dışarıyı, çevreyi. Yok yok. Hani bu eserin yazılma amaçlarında insan kendi aklıyla, Hı, kendi evet. O sezişleriyle, açık. seziş duygusunu açtığı zaman Fıtrat sen fıtratın yaratıcı üzerinde koya koya fikrine yaratıcıyı bulur. ulaşabilir mi? Evet aynen. Yani burada bilgiyi Vahiy ile hiçbir şekilde muhatap olmadan, insanlarla aynen iletişim öyle. halinde olmadan, yani bir Aynen öyle. kendinden bir tane daha birinin var olduğunu bilmeden hatta yani çünkü kendi türünden bir tane İkincisi hatta. neydi? Gözlem, deney ve düşünce yoluyla ulaştığımız şey vahiy yoluyla gelenle aynıdır. Hı. Ya da ne bileyim tenakuz etmez. Birbiriyle örtüşür. Demiştik. Hı. Burası başlıyor. Şimdi Apsal geldi. Hı. Apsal kim? Komşu ada. Aslında medeniyetin olduğu İnsanlarla yerden iç içe gelmiş. yaşamış, vahiy görmüş, din hakkında Tabi zaten. tabi. Ama bu bir sufi, tamam mı? Apsal burada sufidir. Bir arkadaşı var Salaman. Bunlar
farklı yaratılışta. Salaman diyor ki ya ne varsa ne yazıyorsa odur diyor, tamam mı? Yani bu batınmış, zahirmiş, ben anlamam. Zahire bakıyor zaten. Absal da diyor ki yok diyor, bu işin batını daha derin keşifler vardı. Varamazsın yoksa bu akıldan sıyrılmadıktan sonra gibilerinden. Tam meşriki felsefenin sufi yönünü ele alıyor. Salaman ise ben diyor sosyoloji, sosyal ortamda kalarak ancak var olabilirim. Bu dinde bu şekilde. Ama ikisi de dinini güzel güzel yaşamaya çalışan güzel güzel insanlar. En nihayetinde diyor ki ben yalnız kalacağım. Benim yalnızlığa ihtiyacım var Absal. Bir şekilde tekne kiralıyor. Geliyor adaya. Adaya geldiği zaman Hay'la karşılaşıyor. Hay buna bir merakla bakıyor. Bu da diyor ki ulan benim gibi birisi daha varmış burada. Kaçmış gelmiş. Kaçıyor insan. Ondan. Ama Hay bunu takip ediyor. Yakalıyor falan filan. Bakıyor ediyor. Benim gibi bir insan bu da. Öteki de diyor ki ya bu vahşi. Buna bir şeyler öğreteyim. Konuşmayı öğretiyor. Konuşmayı öğrettikçe tabii dile dökmeye başlıyor düşüncelerini. Vahyi anlatıyor. Peygamber şu bu işte din böyledir. Ben bunları zaten düşünmüştüm. Falan. İşte o ikinci şey. Ve üçüncü noktada ne demiştik? Bu hakikatleri herkes anlayamaz noktası. Hay bir heyecanla diyor ki beni götür şehre. Hadi bakalım ben herkese irşad edeceğim falan. Edemezsin kardeşim. Gidiyor yani orada bir rezillik. Yani rezillik demeyelim de. Anlatamıyor hayal kendisini. Kırıklığı. Hayal kırıklığı yaşıyor ve ikisi birlikte geri dönerek Salaman da şey olmuş, şehrin kralı olmuş. Çünkü o sosyoloji dedim ya, o oraya bakıyor yani. Ve dini o şekilde algılama taraftarı. Burada da şey var işte, avam havas meselesi. Zahiri ilimler, batini ilimler meselesi. Bunlar diyor ki tamam bize İbn-i Bahçe'de diyordu ya zaten bir insan dini yaşamak istiyorsa kendini şeye uzlete çeksin işte yani. Adaya geri dönüyorlar. Oh, rahat rahat hayatlarının sonuna kadar konuşmadan da anlaşılabilecek bir haldeler zaten. Bu şekilde bitiriyor. Evet, ikisi birlikte. Vaktimiz kaldı mı? Evet, biraz bir 4-5 dakika daha olabilir. Evet, tamam. Şimdi İbn-i Sina'nın Haybin Yekzanı ve Süreverdi'nin Haybin Yekzanı var. Süreverdi İbn-i Sina'nın bitirdiği yerden devam ettirecek. Şimdi Haybin Yekzanı, İbn-i Tüfeil, İbn-i Sina'nın gelişmiş olan Haybin Yekzanı'nın çocukluk döneminden aldı oraya. İşte o filozofla karşılaşması, Haybin Yekzanı. Ama buradaki Haybin Yekzan dediğim gibi sembolik Cebrail'i ifade ediyor, faal akla ifade ediyor. Hikaye şöyle. Filozof işte genç arkadaşlarıyla birlikte kırda yola çıkıyorlar. Bir ihtiyar görüyorlar. İhtiyar çok güzel, sevimli. Hiç böyle yaşlanmamış gibi bir ihtiyar ama ihtiyar olduğu anlaşılıyor. Dinç bir tip. Gidiyorlar yanına, muhabbet ediyorlar. Diyor ki ya şu arkadaşlarımdan sen bir kurtul diyor. Tamam, bu arkadaşlar şu şöyle, bu böyle, sağındaki öyledir, bu solundaki böyledir. Çünkü ben diyor işte feraset ilmi sahibiyim. Feraset ilmi bir bakışta insanı böyle anlatır. Şimdi diyor bak ben sana yaptığım yolculuklardan bahsedeyim. Bir doğuya gitmiş, bir batıya gitmiş, bir de ikisinin arasına gitmiş. Batıdan doğuya bir serüven anlatıyor. Batıda bir şey var. Neydi? Böyle sanki benim aklıma şey geldi. Lavlarla dolu bir deniz gibi bir şey geldi. Aslında Kehf suresinde de Hamiye diye bir ifade geçiyor. İşte Ma'ya Hamiye. Zülkarneyn kıssası. Zülkarneyn kıssası. Evet, bir nevi Zülkarneyn kıssası gibi. O oradan en süfli yerden şeytanların, bir de şeytanın iki boynuzu arasında doğu var diyor. Doğu da diyor insanların yaşadığı yerdir diyor. İnsanlar yani o meratübül vücudu, unsurlar, madenler, bitkiler, hayvanlar ve insanlar şeklinde batıdan doğuya doğru bir geçişle anlatmış. Ondan sonra ilerisi de diyor meleklerin mekanıdır diyor. Hadi gel istersen seni götüreyim diyerek bitiriyor. Böyle bir kıssa. Haybin Yeksan. Burada işte sembolizm işin içinde. Dediğim gibi Hay burada faal akıl Cebrail'i ifade ediyor. Filozof burada bir nevi peygamber gibi İbn-i Sina'da. Ama burada şeyi anlatmaya çalışıyor belki. Ya peygamberlik bitti de Cebrail'in görevi bitti mi? Hayır değil. Yani bu ilham denilen şeyle ve akıl yürütebilen, o gücünü muhayyile kuvvetini kullanabilen insanlarla hala irtibat halinde demek istiyor. Doğu işte suret, meleki, ruhani varlıkların olduğu bir yer olarak şey olmuş. Ama burada dediğim gibi coğrafi bir şey yok. Tamamıyla kozmik bir doğudan bahsediliyor burada.
coğrafi bir şey yok. Güneşin doğduğu yer işte meşriki felsefe bu doğmakla ilgili. İçe doğuş, sezişe döndürüyor İbn-i Tüfeil bunu işte. Aslında İbn-i Sina meşai olarak böyle bir şey ifade etmiyor. Doğudan anladığı böyle içe doğuş değil. Burada sadece nefsani duygularda o arkadaşlardan sıyrıl diyor ya işte nedir? Vehimden, şehvetten, işte gadaptan, bu gibi şeylerden sıyrılmadıktan sonra işte yani bu... Yani kendini sanki böyle adadaymış gibi hisset gibi bir şey söylüyor. Bu ne olacak? İbn-i Tüfeil'de işte kalbin parlatılması meselesine dönecek yani. Aslında çok farklı da değil ama çok hiç aynı İnsanlardan iş değil. Yani. Sıyrın demek. Evet. Bir hayat pınarı geçiyor orada mesela. Hayat pınarı. Orada onun suyunu içip yıkanmadıktan sonra doğuya yolculuk edemezsin deniyor mesela o şeylere. Burada işte marifetin kabı olarak mantık bilgisi İbn-i Sina. İbn-i Sina'nın biliyorsun Necatı vardır. Evet. Çok zor bir kitaptır yani mantık kitabı. Beni çok yormuştu. Sayende okumuştum onu da. Evet. Burada böyle bir şey var. Yani böyle en nihayetinde şunu söylemeye çalışıyor. Şehvetin, vehimin bunların etkisinden, duyuların etkisinden çıkarabildiğin zaman kendini sıyrılıp tenezzühe çıkarırsan bu müstesna hallerde Cebrail senin yoldaşın olur arkadaş. Bunu demeye getiriyor. Burada bambaşka bir şey. İbn-i Sina'nın haybin yekzanı, öbür tarafta İbn-i Tüfeil'in haybin yekzanı. İbn-i Tüfeil'in tam bir varoluş, epistemolojik, ontolojik bir felsefenin derli toplu sunuluşu. Meşriki hikmet dediği şey. Burada belki bahsedilmesi gereken başka bir şey de işte din dili meselesi. Hı hı. Bu konu önemli. Özellikle son bölüm buna ayrılmış. Din dili noktasında. Diyor ki herkese anlatmayın bunu işte. Herkese anlatılmaz. Çünkü Haybin Yekzan herkese anlatmaya çalışıyor ya yaşadığı hı hı. halleri vesaire. Ya sıkılmaya başlıyorlar insanlar. Bu ne de anlamıyorlar çünkü. Çünkü insanlar kendi kendilerine o kadar kalmadıkları için ilgileri başka, odak noktaları başka, doğal olarak böyle bir tepki veriliyor. Ve evet. Bu... Kitle çünkü noksan fıtratlıdır diyor İbn-i Tüfeil. Noksan, eksik fıtratlı. Evet. Fıtratı eksik. Fıtratı tam değil gibi bir kitle ifade kullanıyor. Olunca. Dünyevi alakaları fazladır. Adam ticaretle uğraşacak. Seni mi dinleyecek diyor bak. Evet. Tamam mı? Mesela. Aslında çok güzel bir yerde duruyor İbn-i Tüfeil, tamam mı? Ya ben beğeniyorum o yüzden. Ya bir tasavvuf ehli olacak olsaydım hakikaten İbn-i Tüfeilci olurdum. Ya çünkü çok dengeli geliyor bana evet. onun söyledikleri. Yani keşfe müşahede o hallere belki varamayız ama bunun kabullüğünü ancak bu şekilde anlatılırsa ben de var olacağını düşünüyorum açıkçası. Spinoza mesela bunu çok ilginç, yani biraz etkilediklerinden bahsedelim. Çevirmiş Spinoza. Nasıl çevirmiş işte? Flamanca'ya çevirmiş zamanında. Haybin Yekzan'ı. Farklı bir adla çevirmiş. Başka başka eserler de var. Alcazar'ın bir kitabına direkt ilham etmiş. Robinson Crusoe var işte. Ada anlatısı dediğim gibi birçok yerden gelmiş. Yunanca'dan Arapça'ya mesela 9. yüzyılda çevrilmiş Salaman ve Apsal hikayesi. Yani işin özünde yine bir antik Yunan olayı var ister evet, istemez. Bunu da çünkü burada felsefeden, etmiş oluruz. Felsefeden bahsediyoruz sonuçta burada. İbranice'ye çevrilmiş ilk 1349'da. Musa bilmem ne hatırlamıyorum şimdi adını. Çok da. Çok önemli değil. Ama çok etkili olmuş yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Çok anlatılacak şey var aslında. Yani böyle kitabı önümüze açıp... Ama gerekli şey, bence önemli detaylar ana hatlarıyla verildi diye yani, düşünüyorum. Ama çok söylemek istiyorsun sanki bir şeyler. Var bir da. Şeyler yoksa şu var. Bilgi, akıl ve sezgi üzerine. Ya bu meşriki felsefeyi anlatmam lazım. Anlatamıyorum ya. Hı-hı. Çok böyle içim içime sığmıyor. Anlatamam. Hani o şey i̇şte, değil. Bundan sonrasını anlatamam. Evet, bundan sonrası. Evet, aynen deyip bu şekilde. Bundan sonrası bizim kitabın gibi. Kitabın özüne uygun bir şekilde biz evet, de. Kitabın özüne uygun bir şekilde bitirelim. Çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Kitap önerilerinizi bekliyoruz. Sağlıcakla kalın.